Hikmet'in itirazını haklı buluyor musunuz siz? Şimdi sadece buradaki görüntüyü izlesem belki bir tek haklı bulurdum ama bu işi oyun sonrasına, sonra adaya falan da uzattığı için ben burada Hikmet'i haksız buluyorum. Çünkü takılmış kendi alamadığı oyuna, <laughs> evet. kendi yanlış eşleşmesine Allah'ım ya Rabbim kabus gibi çöktü bu konuda takımın üstüne. Zaten Gökhan Vay sen etendi. kendi derdindesin diyor. Evet, ay, doğru söylüyor da Gökhan. Sen kendi derdindesin diyor. Gerçekten bence Hikmet burada kendi derdinde. Ama böyle bir şey yok ki. Konuşa konuşa yok işte ben Batuhan'ı almamalıydım. Batuhan'ı sizden biri alsın ben boyu boyuna huyu huyuna böyle. Hani hep böyle kendiyle ilgili şey yapıyor. Takım üzerinde bir strateji kurmaya çalışıyor. Sonra yanlış eşleşmelere de e, sebebiyet veriyor işte. Yani e, buradaki hikmetin bu hareketine ben anlam veremedim. Bana yanlış geldi. İlk turda kaybediyor. Sonra bu itirazından sonra ikinci turda kazanıyor yalnız hikmet. evet. evet. Onu nasıl değerlendirecek yani nasıl? Helal o zaman de. haklı mı yani bu anlanıyor mu? Söylenmekte yani o zaman yani istediği şöyle... amacına ulaştı mı yani Hakan? Şimdi zaten Batuhan hikmet eşleşmesinde ilk turda Batuhan seçiyor. Şimdi orada Hikmet'in bir şey yani bir şey demesi anlamsız olur. Çünkü neden seni seçen birisi var orada ve sen yarışmaya çıkmışsın. Onlar da sonuç olarak bir strateji izlemişler ve kısa boylar uzun boyları alsın ki bir avantaj yaratalım diye. Tamam bu onların stratejisi de tutmuş ama sen bu duruma isyan edemezsin. Yani takım içerisinde zaten bir konuşma yok. Hikmet sen çık karşı taraftan Batuhan'ı al diyen yok. Şimdi dolayısıyla Hikmet e, belki performans olarak bir yükselişe geçmişti. O güç oyunlarında oyuna damgasına vurunca otomatikman Hikmet de şey olmaya başladı. Hani kazanmam lazım Artık benim de oyunlarda sesim çıkıyor olması lazım dediği için aslında bence şu konumda. Çünkü önceki oyunlara baktığımızda Hikmet hep geri plandaydı. Performansı olarak kendi senesindeki gibi olmadığı için otomatikman Hikmet hep gerideydi. İkinci seçmelere dahil oluyordu ya da seçtirme hakkı vermiyorlardı. O zamanlar da dedim ki bence de Hikmet... ...hani e, seçme hakkını kullanması lazım. Çünkü çok geri plana atıyorlar. İyi yarışmacılar var, ilk önce onların seçmesi gerekiyor. Katılıyorum ama Hikmet'e söz hakkı vermiyorlardı. Şimdi güç oyunlarında gücü elde eden Hikmet... ...buralarda ağırlığını koymaya çalışıyor. Ben de oyuna dahil olacağım ve ben de oynamak istiyorum diye. Dolayısıyla biz bunları, bu tabloyu görmüş oluyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Hani bu oyunda e, söylüyor... Şimdi burada Hikmet dışında kalıp bir yalan yok ki. Mesela ben orada... E şöyle bir avantajı var mesela. Halka da çok iyi olduğu için Evet. artı daha ince ve ufak tefek evet. olduğu için pıt diye oradan çıkabiliyor. Yani ufacık bir delik açıyor. Evet. Ondan sonra pırt içeri girip gidebiliyor. Burada Mert'in de avantajı var. Mert de çünkü zayıf bir yarışmacı. İnce yani. Mert de oradan pıt diye çıkabilir. Burada tek de olarak bunu şey yaptı. Oyun içinde oyunu gerçekten bak çözemeyen yarışmacılar var. Şu oyunda Doğru. avantajlı olan kişi Batuan'dır biraz Anıl'dır. Anıl da bence çünkü hani çok kalın bir yarışmacı değil. Artı hı hı. hareketli bir yarışmacı. Onun dışında öyle ahım şahım dezavantajı olan tek bir yarışmacı var Hikmet. Onun için herkes herkese yarışabilir. Ya ben de katılıyorum ama şöyle bir durum var şimdi. Hikmet'in hani Batuhan'la Hikmet'i zaten bir tutamayız. Hani ne evet. kadar kumu Hikmet daha fazla çekmeye Çekse çalışsa bile. da hı hı. onu yani ikisi yarıştığında ben net olarak şey diyebilirim. Yani Batuhan kazanacak dersin bu oyunda. Yani çok önde gelecek dersin. Ama onun dışında mesela Hikmet'in şu isyanı yerinde olabilir. Ya arkadaşlar ben kısa boylu ben zaten kalıplıyım ve kilolu olduğum için oradan geçmekte çok zorlanıyorum. İkinci seçmede buna dikkat etmek istiyorum ben kendi adıma. Ve dolayısıyla seçme hakkını kullanmak istiyorum diyebilir. Bunda yanlış bir şey yok. Ama Hikmet'in şöyle bir karın ağrısı var ki hani takımca arkadaşlarını düşünmek yerine sadece bireysel olarak düşünüyor. Bu kötü. Yani sürekli kendini dile getiriyor olman. Üç kere, beş kere artık insanlarda şey oluyor. Hani yeter Hikmet sadece sen yoksun bu takımda dedirtiyor. Ama itiraz eden Gökhan, Yasin ve Ardahan. Ardahan. Diğerleri tamam diyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Yani yine... Ya o şu var bence. Hani Tamam kim ne istiyorsa seçsin ya. Yani. Hani yeter Yete ki kazanalım. Tartışma, evet. Ee, yeter yani. ki tartışma yani, olmasın. Nasıl hani Ogeday'da öyle bir tutum var. Hani yani. Ogeday çok da böyle karşı taraftan şununla oynarsam benim için daha iyi olur gibi bir durumu kovalamadığı için ben kiminle çıkarsam çıkayım zaten yenerim. Takım içerisinde de huzursuzluk olmasın. O yüzden kim ne istiyorsa o onu seçsin. Diyor. Bir cephe nedeni olabilir mi Ogeday'ın gözünde? Herkes kendi ne yapıyor? Herkes cephesini yavaş yavaş seçiyor zaten. Ne yapıyorlarsa yapsın. Muhtemelen öyledir Tarzı ama mı? onun dışında mesela Ardahan'ın isyanı da haklı işte aslında orada yani Bora ile Berkan, Berkan çıksın diyor zaten oynasın ama sen kendini düşünürken neden Berkan'ı düşünmüyorsun işte aslında kritik nokta bu sadece Hikmet kendini düşündüğü için burada eksiye düşmüş oluyor takım olarak ama yani şöyle bir şey göze var. batmış Hikmetin oluyor. Hikmet'in de e, burada en dezavantajlı olarak oyuna girecekse ki karşı taraf direkt seçecektir. E, Hikmet sayı almak istiyorsa ya da takım Hikmet'ten hı hı. sayı bekliyorsa Hikmet'in karşı tarafla istediği eşleşmeyi yapması evet. lazım. O kesin yani. Mesela Hikmet'in karşı tarafı ben Hikmet olsam alacağım yarışmacıyı söyleyeyim size Barış'ı alırım mesela. Zaten öyle yaptım. Ne yaptı Barış'la? Barış Kazandı. Aldı ve barış i̇şte çünkü yani niye? Tek barış nispeten hem uzun boylu hem de evet. kalıplı bir yarışmacı olduğu için bir de çok <laughs> hızlı bir yarışmacı değil. Hı hı. Hikmet çıktı ve yendi mesela. O yüzden orada Hikmet'i hatalı bulmuyorum. Ki zaten Ya aslında Bak. orada bir hatası yok ama şunda bir hata var bence. Hani kendi tek kendini düşündüğün zaman bir hata olmuş oluyor. Takım içerisinde soyutlanmaya başlıyorsun. Neden? Takım içerisinde o zaman eşleşmelerde herkes için bir fikir önerisinde bulunuyor olman lazım. Yani Berkan'a Bora ile eşleşsin demek de orada yanlış kalmış gibi oluyor. Arda'nın da zaten isyanı ona. Evet. Ya Berkan'la Bora eşleşmemeli mesela. Bora da avantajlı bu oyunda. Evet. Değil mi? Aynen. Orada çünkü yani ufak tefek ve ince bir yarışmacı ve hızlı bir yarışmacı. O yüzden aslında Ardahan'a, Ardahan'ın isyanı da şu. Neden ben değilim? Beni evet. söylemiyorsun da Bora ile aynı boydayız. Beni söylemiyorsun, Berkan'ı söylüyorsun. Bu durumda ne oluyor? Hikmet sadece kendini düşünüyor. Kendi eşleşmelerine ve kendi istatistiğine bakıyor. Aynen katılıyorum. Hakan bir şey söyleyeceğim sana. Bu eşleşmeleri bir değerlendirirsek <laughs> istatistik üzerinden de. Biraz oradan gidelim istiyorum. Tabii Değerlendirelim. Yani tekrar söyleyeceğim. Survivor'ın en iyi e, oyun analizcisi bu sene geçen sene olduğu gibi Batuhan. Batuhan her zaman e, doğru eşleşmeyi hem kendi için hem de takımı için bulabilecek bir yarışmacı. Hatta takım arkadaşları Batuhan'a dinlese ünler takımı çok daha fazla sayı alır. Ama Batuhan bu sene biraz daha e, geçen seneye göre çünkü takımda çok e, horoz olduğu için bu sene hep hayvanlardan gideceğim artık <laughs> moda oldu çünkü. Çok horoz olduğu için Batuhan sesini çıkarmaktan da. Oyun alanı. döndü bayağı. Sosyal medya bırak. Sansızlık Zaten biz yaptık. Ya, yani. Adem şu an yüzde %99.9 finalde izleyeceğimiz hani o komik videolar evet, var ya. Ve, onun evet. manşet videosunu verdi. Yani bunun önüne geçecek bir video yok. <laughs> ve kazandı. Ya, evet kazandı. Kazandı. O daha da ilginç. Ama şu çok enteresan. E, yani Bak. iki ya da dört kombinasyonda <laughs> bitireceğin şeyde de Altı kere de falan turluyorsun. Yani o kırmızı çizilmiş var. O çok <laughs> çok Evet, topu. evet, Onu evet. verseniz. hemen geliyor da şimdi. Böyle bir şey yok ya. Ben harbi söylüyorum. Bizim Aydın abi vardı. Ee, namı diğer manav Manav Aydın abi. Bir Bak, oyun oynuyoruz. Başladı. Bak bir yandan sayesinde bir oyun oynuyoruz. 10 tane sembol var. Denizin dibinden bakıp 10 tane sembolü gelip oraya işaretliyorsun. Hatırlıyorum. Evet. O oyunda Aydın abi 24 kere gidip geldi. <laughs> evet, yani her gidişinde bir sembole baksan Zaten 10 kere, 10 de, kere yeter. de 24 kere de gidip geldi ve doğru sıralamayı bulamadı yani kahkahalardan ölüyorduk orada evet, hatırlıyorsun onu. değil mi? İlk, ilk survivor'ımız beraber Şuraya bak inanılmaz bir şey yani Adem her şeyi denedi burada